Merhabalar arkadaşlar. Bir hızlı ve bilgili köşesinde de birlikteyiz. Gazlarla ilgili arkadaşlar yine hızlı ve bilgi köşemiz. Etkinliğimiz buhar basıncı ile alakalı olacak. Diyor ki aşağıdaki sabit hacimli ve sabit basınç. Önce tabii bu etkinliğimizde sabit hacimli kabı göreceğiz. Yapılan etkiler sonucu suyun buhar basıncı ve gazların basıncının nasıl değiştiğini cevaplayınız diyor arkadaşlar. Bilgi şöyle diyor ki 25 derecede helyum gazı ve buharı ile dengede olan H2O sıvısının yanındaki sistemde verilmiştir. Şimdi ben şöyle diyeyim. Bu sistemin toplam basıncı P toplam, suyun buhar basıncı pH2O artı helyum gazının arkadaşlar basıncı demektir. Önce bunu ne yapalım? İdrak edelim çünkü önemli bir bilgi. Yani burada toplam basınç dendiği zaman iki tane buna katkıda bulunan gaz var. Bunlardan biri buhar basıncı. Neden buhar basıncı? Çünkü sıvısı ile dengede. H2O sıvı, H2O buhar dengesi var arkadaşlar. Ve buhar basıncını değiştiren faktörleri 3S kuralı olarak söyleyebiliriz. Neydi bu 3S kuralı? Hatırlayalım. Sıvının cinsi ki burada yani suyu alıp başka bir sıvı koymayacak. O yüzden etkilemeyecek. İşte sıcaklık etkisi var ona dikkat edeceğiz. Sıcaklık artarsa buhar basıncı artar arkadaşlar. Bir de safsızlık yani suyun içerisine madde çözmek. Şu an bu sistemde öyle bir şey yapmayacak. Sadece sıcaklıkla olan ilgisi arkadaşlar var buhar basıncı değiştiren faktörler içerisinde. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki sıcaklığın artılması. Sıcaklığın artılması buhar basıncı ne yapar? Arttırır. Buhar basıncı artar. Helyum gazının basıncı kinetik enerjisi artacak. O da artacak. Zaten bunların ikisinin toplam basınç o zaman artacak. Burada P buhar basıncı dedi. Suyun buhar basıncını kastediyor arkadaşlar. Suyun buhar basıncı. P buhar dediği. Evet geçtik o zaman. Sıcaklık azaltırsa ne olacak? Bu sefer aynı mantık. Sıcaklık azalırsa buhar basıncı suyun azalacak. Helyum gazının da kinetik enerjisi azalacak. Birim zamanda çeperleri daha az çarpma yapacak. O yüzden basıncı azalacak. İkisinin toplam basınç olduğu için toplam basınç da azalmış olacak. 25 derecede helyum gaz ilavesi. Arkadaşlar helyum gazı var zaten. Biraz daha helyum gazı geliyor. Helyum gazının molü artacak. Sabit hacimli bir sistem. Hacmi sabitken molün artması ne yapar? Basıncını arttırır. Peki suyun buhar basıncına bir şey olacak mı? Hayır olmayacak çünkü arkadaşlar suyun buhar basıncı değişecek bir faktör yok ki sadece helyum gazı burada ekleniyor. İkisinin toplam basınç olduğuna göre biri artıyor biri değişmiyorsa toplamı artmış olur arkadaşlar. 25 derecede argon gazı. Bakın argon gazı bizim sistemimizde olan bir gaz değil. O zaman nedir? Bu gaz arkadaşlar kabın içerisine geldiği zaman toplam basıncı arttıracak bir katkıda sağlar. Ama helyum gazının molü miktarı değişti mi? Hayır. Sıcaklığı değişti mi? Hayır. O zaman helyum gazının arkadaşlar basıncı değişmez. Suyun buhar basıncı değişmez. Ama yeni gelen gaz da basınç yapacağı için toplam basıncı bu sefer artar arkadaşlar. Çünkü şu anda argon gazı geldikten sonra toplam basınç helyumun gazının basıncı, suyun buhar basıncı artı argon gazının basıncı şeklinde düşünebilirsiniz. Peki 25 derecede ben bu sisteme su ilave etsem ne olur? Su ilave etsem bakın su seviyesini arttırırsam arkadaşlar ne olacak? Helyum gazı sıkışacak. Helyum gazı suda çözünen bir gaz değil, soy gaz kendisi. Helyum gazı sıkıştığı zaman, hacmi azaldığı zaman basıncı artacak. Peki burada aynı mantık H2O buharlar içinde geçerli mi? Geçerli. Ancak bakın burası önemli arkadaşlar. Ben su ilave edince sıkışan H2O buharları sıvılaşarak dengeye gelecek. Yani sıkıştığı anda buhar molekülleri ne olacak? Sıvılaşacak. Böyle olunca arkadaşlar basıncı yapacak olan buhar molekülleri sayısı azaldı. Hacim de azaldı. Onu dengeledi zaten. O yüzden suyun buhar basıncı değişmedi. Toplam basıncı vereceği için bir arttı biri değişmediyse toplam basınç artar. Burada suyun buhar basıncının değişen faktörlerden de yola gidebilirsiniz. Yani sonuçta 25 derece siz bu sisteme su ilave ederseniz sıvının cinsini değiştirmiyorsunuz sonuçta. Sıcaklığı değiştirmiyorsunuz sonuçta. İçerisine herhangi bir madde çözmüyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan dolayı da zaten buhar basıncının değişmediği yorumunda rahatlıkla yapabilirdiniz arkadaşlar. Sabit hacimli bir kapta yapılan etkiler sonucu suyun buhar basıncında ve içerideki helyum gazının basıncındaki değişimleri bu etkinliğimizde inceledik arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşlar videomuzda da aynı sistemin bu sefer sabit basınçlı olanı ki bu daha önemli bir video olacak arkadaşlar. Çünkü pistonlu bir kapta pistonun hareket etmesinden dolayı arkadaşlar yorumlar biraz daha karmaşık hale gelecek ama onun da mantığını bir sonraki videoda anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.